Betüş, ne olur bana sabah olmadığını söyle. Oh, hayatım bu ne sıcak. Of, ölüyorum vallahi ya. Bu sıcakta işe gidilir mi Allah aşkına? Günaydın tatlım. Sabah oldu. Hiç mızmızlanma, işe gidiyorsun. Hadi bakalım. Tabii, insanın kendi işi olunca konuşmak kolay. Bir de mesai altında çalış da göreyim seni. Öyle mi? Peki yerleri değiştirelim o zaman. Sen git bugün kafeyi aç bakalım, ne oluyor? Hayatım, şaka söyledim canım ya. Tamam, çok çalışıyorsun biliyorum. Yani ben diyorum ki sen yani kafede iyi kazanıyor. Yanına bir yardımcı alsan. Sadık, ben de tam seninle bunu konuşacaktım zaten. Tabii. Yani gazeteye ilan ver. Yeni yardımcı gelene kadar Tarık sana yardımcı olur değil mi şeker? Sadık, sen ne dediğini duyuyor musun? Ne dedim ben? Ay, çok affedersin hayatım, ben geri aldım, özür dilerim. O Tarık dün yaptıklarından sonra oraya müşteri olarak dahi giremez. Yok canım, artık o kadarına da kıyamam. Ama şöyle güvenilir birini bulsak kafeye, yani ona emanet etsem orayı falan, hem çocuklarla daha çok ilgilenirim. Tabii tabii tabii. Aa bak, ben sağa sola haber salayım, tamam mı? Böylece çabuk birini bulabiliriz. Hadi. Aa, bak bak bak, şunu dinle abi. Heyecanlı ve atak takım arkadaşlar arıyoruz. Eğer esnek çalışma saatlerini uyarız diyorsanız bizi arayın. Ne demekmiş o esnek çalışma saatleri? Yani işe kaçta gireceğin, kaçta çıkacağın belli değil demek. Dur şurayı hemen arayayım, reklam şirketiymiş. Aa, saçmalama Suzan, kapat şu telefonu. Aramadığın bir burası kalmıştı be. Ver şunu, arayacağım tabii. Hem sen niye gidip dürbününle perilerine bakmıyorsun ha? Hani birbirimizin isteklerine karşı hoşgörü davranacaktık? Bakmayacağım Suzan, tamam mı? Sen de bu reklam şirketini aramayacaksın. Paraya pula ihtiyacımız mı var canım? Ne parası pula yok? Ben sosyalleşmek ve mutlu olmak için çalışacağım. Hem niye bu kadar bozuluyorsunuz Avni Bey? Rüyanı gerçekleştiriyorum ayol. Ben senin perilere bakmana karışmayacağım. Sen de bana karışma. Gör bak hayatım nasıl mutlu olacağız. Tamam Suzan, ben rüyamı geri alıyorum. Yani dediklerimi geri alıyorum. Hepsini unut. O perilere melilere bakmayacağım, söz. Gerçekten söz. Geçti o tren Avni Bey. Çoktan geçti. Karınız kalabalık bir reklam şirketinde insanların gözü önünde olacak diye kıskanıyorsunuz tabii. Şimdi mi aklına geldi? Evet, bal gibi de çalışacağım işte. Kendimi mutlu edecek bir şeyler yapacağım. Ve sen de bana engel olmayacaksın. Yoksa gebertirim. Hayır, sizin de aklınızda bulunsun yani. En önemlisi güvenilir olsun yeter. Oldu mu? Hadi sağ olun, afiyet olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin komşu. Suzan Hanımcığım, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ay canım, bakayım bakayım bir dakika, bu ne güzellik böyle. Sağ ol. Aa, nereden? İş görüşmesinde. Hayırdır, ne oldu? Gel hayatım. Avni yüzünden şekerim. Dün yine abuk subuk bir rüya gördü de ondan. Ay, detayı mühim değil. Yani senin anlayacağın bir iş bulup çalışmaya karar verdim. Peki nasıl geçti görüşme? Ay, aslına bakarsan kötü. Ay, görüşmeye gittiğim patronlar beni görünce niyeti bozdular hayatım. Anlarsın ya. Öf, tahmin edebiliyorum hayal. Ama yılmayacağım şekerim. Düzgün bir iş bulup çalışacağım, kararlıyım. Nasıl bir iş arıyorsun? Vallahi ne bileyim. Şöyle sıcak bir yer. Değişik insanlar olsun. Hani sosyalleşim, şöyle bir nefes alacak alanım olsun istiyorum. Parası pulu önemli değil yani. Ne oldu, niye gülüyorsun Betüş? Biliyor musun, ben daha bu sabah yardımcı arıyorum diye gazeteye ilan verdim. Aa, sahi mi? Benimle çalışmak ister misin? Ay komşum, istemem mi hayatım? Ay, çok sevinirim. Ay yani kısmet ayağıma kadar gelmiş de ben de kalkmış dışarılarda arıyorum. Sizin gibi anlaştığım ve sevdiğim biriyle çalışmayacağım da kimle çalışacağım? Tamam o zaman, anlaştık. Anlaştık patron. Alo Suzan, bak yeni bir sipariş geldi yarın için. Adresi veriyorum. Etiler. Ay bir dakika Avni, bekle, kalemim bitti, dur. Söyle. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hı.
Alo Suzan. Söyle anne. Şimdi de Kadıköy'den bir sipariş var. Yarın iki için doğum günü pastası. Adresi veriyorum. Ay verme anne. Verme. Karşıya siparişimiz yok. Kaç kere söyleyeceğim. Söyle kusura bakmasınlar. Ayrıca öyle zırpırt aramasana be adam. Kaç kere söyleyeceğim sana. 15 tane sipariş olsun biriksin. Akşama topluca verirsin diyorum anlamıyorsun. Günü birlik çalışmıyoruz hayatım. Anlatabiliyor muyum? Güzel. Bye. O interneti bizim eve kuranda kabahat. Yani ben de. Ay. Ay nankörlük etme kız Suzan. Adam ne güzel işini yapıyor işte. Hem perilere merilere de bakmıyor. E dürbünle teleskobu da çöpe attı. Daha ne istiyorum ben de be? Demeyeyim neyim? Eh sen bilirsin Suzan. Periler ne olur Suzan eve gelmeden bir tanenizi göreyim ne olur. İşte geldiler geldiler geldi. Oh, bu da kim? Yaşlı bir erkek peri ilk defa görüyorum. Ah dayım gelmiştir. Ceren hadi söyle Cem'e değinsin aşağı. Hayır. Abi! Abi! Telefonla konuşmayı bırak da aşağı in. Dayım geldi. Tamam, tamam Tuğçe'cim. Ben seni sonra ararım. Seni seviyorum. Görüşürüz. Acaba deminki peri kimdi? Betüş Hanım'ın amcası mıydı, dayısı mıydı? Yoksa hiç akrabası falan değil de sütçü peri, postacı peri miydi? Aa. Ay 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 gözlerim yaşardı Avni. Arılar gibi çalışıyorsun demek kocacığım. Ya karıcığım bütün gün siparişlere bakmaktan bak gözlerim böyle şaşı oldu bak. Olsun hayatım olsun dürbünle bakmaktan iyidir. Bana bak sen dayanamayıp gidip yeni bir dürbünle teleskop falan almadın değil mi? Oha, olur mu karıcığım sana söz verdim dürbünle perilere bakmayacağım diye. Bakar mıyım? Hmm. Bakarsan iki gözün birden kör olur. Ant verdin çünkü. Neyse çok sipariş var mı yarına? Aa işte Kadıköy'le etiler. Sen karşı tarafa sipariş olmaz deyince etiler elimizde bir kaldı. İyi de hayatım burada bir sürü sipariş var. Aa, onlar herhalde yeni gelmiş. Birdenbire gelmişler. Tamam ben bakarım. Hadi hayatım ben çok yoruldum. Oturun şu siparişle yazayım. Sen de bana meyve soy getir. Hayır yani olmaz. Bu benim için. Ben bunlara bakarım. Sen kendi işini kendin gör. Aa niye sabahtan beri oturuyorsun? Bak gözlerin yolmuş ayakta. Canı şişmiş hayatım. Ben meyve yiyeyim, ayazarım. Hadi sen kalk. Hayır, hayır olmaz. Ben bakarım. Sen git meyveni ye. Hadi anne. Tamam ben getireyim meyveyi. Getireyim. Sen yalvarırsın siparişlere bak. Bu ne be? Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Anne! Bu ne anne? Ha bu ne? Yedir seni anne. Yedir seni. Kapıyı anne. Aç bak yoksa çok fena olacak. Açamam korkuyorum. Korkuyorsan niye hala perilere bakıyorsun be adam? Niye iş için kurduğunuz bilgisayara kötü emellerine alet ediyorsun? Aç bak çok kötü olacak. Affet beni açamam. Anne aç diyorum şu kapıyı. Aç yoksa kırarım. Hatta kırarım bile. Hani perilere bakmayacaktın ha? Hani sen de kendini işine normal şeylere verecektin? Ama ben bugün yaşlı bir peri gördüm. Betüş Hanımların evine geldi gördüm. Sen de görseydin bana inanırdın. O peri değil. Betüş Hanım'ın dayısı. Onun neyse peri olabilir ki salak? O Umur Bey bir dizi sınavdan geçirecek kadar sıradan bir abi. İster abi ister dayı. O bir peri tamam mı? Üstelik perilerde akrabalık ilişkileri var. Benim neden bir abim yok sanki ha? Keşke benim de bir abim olsaydı da seni sınavdan geçirseydi. Bana layık olmadığını söyleseydi de ben de ömrümü senin gibi ruh hastasıyla geçirmeseydim. Aç kapıyı. Aç yoksa çok kötü olacak. Açamam Suzan korkuyorum. Güldüm seni. Gel buraya. Gel açmazsın ha. Ellerim parçalandı o kapıyı açacağım diye. Ama şimdi neredesin? Ellerimdesin.
herkes eğer. O kabloları ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Allah'ın cezası. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.